Arkadaşlar merhabalar. Bugün 22 Kasım 2022 Salı. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi Twitter'a şikayet etmişlerdi. Facebook'u biliyorsunuz zaten. Bu LinkedIn'de de devam ediyorlar. Şimdi LinkedIn'den mesaj geldi bana. Diyor ki yorum içeriğiniz politikalarımıza uygun değil diyor. Spam ve sahtekarlık nedeniyle içeriğiniz diyor kaldırıldı. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi içerik dediğini biliyor musunuz? Bakın politikalarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen profesyonel topluluk politikalarını ziyaret edin. Tamam. Şimdi şöyle gelelim. LinkedIn bu. LinkedIn diyelim İngilizcesi. Bakın o kırmızı ile işaretlemiş. Tekrar incelemenin ardı. Bak bir de tekrar incelemiş. Yuh yani bak. Yok abi bu galiba burada Kemalist çalışanlar var. Yani Türk çalışanlar da var. Şeyin dışında zaten Kemalizme zaten dokunmuyor uluslararası şeyler. Sosyal medya şirketleri de dokunmuyor. İşte kuruluşları da dokunmuyor ama ayrıca çalışanlar da var. Çalışanların iş güzelliği de var. İşte Almanya'da gördünüz. Almanya sürekli Almanya masası şikayet ediyor. Allah'tan Almanya Twitter şey yapıyor. Oturuyor, inceliyor diyor. Kaldırılması için bir sebep yok diyor. Fakat LinkedIn bir türlü bunu yapmıyor. İtiraz ettiğim halde, tekrar geri gönderdiğim halde, kafalarına çaldığım halde. Bakın şimdi. Tekrar incelemenin ardından yorumunuzun spam ve dolandırıcılık nedeniyle politikalarımıza aykırı olduğunu tespit ettik. Spam ve dolandırıcılık. Ne demek bu yahu? Ne demek bu yahu? Her kim ki buna dolandırıcılık diyorsa o diyeni cezalandırmanız gerekiyor diyen profili cezalandırmanız gerekiyor. Buna spam diyeni cezalandırmanız gerekiyor. Yoksa burayı şeye Dingo'nun ahırına çevirirsiniz ya. Şimdi Türkiye'de de olmuş, İngiltere'de bir kadının beyanına bakarlar. Mesela bu beni taciz etti der değil mi? Ha, eğer ki tersi çıkarsa bu sefer sahiden kadını taciz ederler. Aynı şekilde eğer dolandırıcı diyorsa spam diyorsa o diyen şikayet eden hesap belli. Dön ve onu cezalandır. Şimdi bakın arkadaşlar. Paylaşım şu. Fransızca kaynaklı bir kitap mı tanıtıyorum ya kaynaklı kitapta Atatürk'ün masonluğu. Bakın çizeyim şurayı. Tanıtım kısa tanıtımı şey yaptım. Şeyi de buradan izleyebilirsiniz dedim. Hem kısa tanıtım hem de uzun video. Bakın uzun videoya bakalım arkadaşlar. Şu videoya hiç küfür yok bir şey yok. Bir de Fransızca olarak giriyoruz konuya. Buyurun. La conspiration de la tolérance. Bu. Giriyoruz, kitabı tanıtıp çıkıyoruz. Yahu bunun neresi sahtekarlık ya? Ulan LinkedIn, he? Twitter. Bunun neresi sahte? Buna sahtekar diyen sahtekardır. Bu şeyleri sahtekar diyen profilleri bul ve cezalandır. Allah Allah. Evet arkadaşlar 22 Kasım dedik. 23 Kasım'a girdik. 23 Kasım 2022 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Evet yani bir de bunlarla uğraşıyoruz. Bir de bunlarla uğraşıyoruz. Ya bırakın istediğimiz gibi biz ne derler sunumumuzu yapalım. Prezentasyonumuzu yapalım ya. Sunumumuzu yapalım. Ne uğraşıp duruyorsunuz yahu? Yok Messenger'dan gelen şeyler, küfürler, tehditler. Yok buraya şikayet etmeler, Twitter'a şikayet etmeler, Facebook'a şikayet etmeler. YouTube zaten kastıkça kasıyor, kastıkça kasıyor. Buyurun, tekrardan bakın. LinkedIn'den bana kaçıncı şey girişi bu? Ne zaman şeyle ilgili, Kamal'la ilgili bir video koysam anında şikayet geliyor. Anında spam şey geliyor. Buyurun. Bakın bu. Evet.
Şurada da şey. Şimdi tekrardan incelenmesi için geri göndereceğim. Peki, kolay gelsin.